3635 metre olan Karadere tünelimizdeyiz. Şimdi gördüğünüz gibi tünel açılmış ancak iç kaplaması yapılmamış demiştik. Bunu ihale ettik. Yaklaşık KDV'si ile birlikte 18 milyon lira civarı bir yatırım yapılıyor burada. Tünelin tam ortasındayız şu anda. Özetle tabana 40 santim derinliğinde temel atılıyor. Sonra da kaplama şeklinde kenar betonlar yapılacak. Ondan sonra da inşallah bir 8-9 ay içerisinde Karadere'den suyumuz boru hattıyla bu tünelin içinden geçerek temiz su arıtmamıza ulaşacak. Tabii bu çalışma az önce söylediğim gibi tam ortadan başladı. Hem kuzeye doğru gidecek aynı anda hem de güneye doğru gelecek ve eş güdümlü olarak da tamamlanmış olacak. Şimdiden Bolu'muza hayırlı olsun diyorum. Burada çalışan arkadaşlara kazasız belasız bir şekilde çalışmalarını da tamamlamalarını diliyorum. Kolay bir yer değil gördüğünüz gibi. Tüm kamuoyu da bunu görsün. İnşallah Bolu'nun ileride su sıkıntısı yaşamaması için bu çalışmalar yapılıyor. Ve dediğim gibi biz üzerimize düşeni yapacağız. Yapıyoruz. Devlet Su İşleri de İsaile hattı çalışmasını bitirirse bu yılın sonunda inşallah Karadere suları Bolu'muza hayırlı olsun diyebileceğiz. Tabii vatandaşımıza bu vesileyle şunu da söyleyelim. Daha önce söylemiştik. Karadere tüneli yani bizim iç kalıp çalışmamız bitince ve Devlet Su İşleri'nin İsaile hattı çalışması bitince bu su şehre verilecek dedik ama maalesef Karadere tünelinden gelecek olan su, Karadere suları Bolu'nun tek başına ihtiyacını karşılamıyor. En fazla 250 mililitre saniye civarında buradan su vereceğiz. Tahsisimiz o kadar su verebileceğiz. Ancak şu an için şehre verdiğimiz 400 metreküpün üstünde 430 saniye litre civarında. Dolayısıyla bu şu haliyle Karadere suları tek başına bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Baraj yapıldıktan sonra Çele Barajı bu ihtiyacı karşılama oranı artacak ancak bunu bir ek kaynak olarak görmek lazım. Biz Gölköy'den su kullanmaya hatta suyun çoğunu yine Gölköy'den karşılamaya devam edeceğiz. Bunu da vatandaşlarımız tekrar hatırlasın diye hatırlatmak istedim. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde tünelin kuzey girişi. Yani şu anda işte hep bahsedilen az önce de benim içtiğim Karadere suları inşallah bu su Bolu'ya gelecek. Ancak şu anda tabii mevsimsel olarak debisi değişiyor ama şu anda arkadaşlarımızın tahminine göre 250 mililitre civarında bir su var. Ancak bu su şu haliyle şu debiyle işte Bolu'muza yetmiyor. Bu su önümüzdeki yaz aylarında 600 litre saniyelere çıktığı zaman birkaç ay yetebileceğini hesaplıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde. Bu su evet kaynak suyu, temiz bir su. Kaynağında içilebiliyor ki az önce ben de tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli bir su. İnşallah bu suyu Bolu'muza bu tünel vasıtasıyla kavuşturacağız. Bunu da yerinde göstermek istedik.